Yunan donanması artan personel istifaları ve emeklilikler nedeniyle kadrolarını doldurmakta ve tecrübeli personel bulmakta sorun yaşıyor. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri son yıllarda personel istifaları ve emeklilikler nedeniyle yetişmiş personelini kaybediyor. Ve bunun en sonuçlarını en sert şekilde hissedenin Yunan donanması olduğu belirtiliyor. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Sendikası'na göre Yunan donanmasında yaşanan istifalar, kuvvetin yetişmiş personelinin hızla azalmasına ve yürütülen görevlerin aksamasına sebep oluyor. Yayınlanan verilere göre 2024 yılının ilk 6 ayında Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden istifa eden personel sayısı 112'ye ulaştı. 2023 yılının ilk 6 ayında bu sayının 57 olduğu ve şimdiden geçtiğimiz yıla göre istifa oranlarında yaklaşık 2 katı bir artış olduğu ifade ediliyor. 2023 yılının tamamında 180 personelin donanmadan istifa ettiğini belirten sendika, 2024 yılındaki istifa sayısının şimdiden geçtiğimiz yılın %62'sine ulaştığını ve yıl sonunda 2023 yılına kıyasla çok daha fazla sayıda personelin istifa etmesini beklediklerini söyledi. 2023 yılının ikinci yarısında ilk yarıya göre istifa sayılarının 2 kattan fazla arttığını belirten yetkililer, bu durumun 2024 yılında da yaşanması durumunda Yunan donanmasının ciddi personel sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağını belirtti. İstifa eden personelin yaklaşık %70'inin çalışma yaşında olduğu ve 5 yıldan uzun süredir çalışan deneyimli personel olduğu, önlerinde uzun hizmet yılları olduğu dile getirildi. Sendikaya göre istifa eden personele ek olarak 73 personel de sağlık sorunları nedeniyle işten çıkarıldı. İşten çıkarılan personelin büyük çoğunluğunun geri hizmet görevlerinde görevlendirilebileceği, ancak donanmanın bunu tercih etmediği iddia edildi. Ağırlıklı olarak gemilerde görev yapan personelin istifa ettiği belirtilirken, teknik destek, bakım, tedarik VB geri hizmet görevindeki personelden de önemli miktarda istifaların yaşandığı ve bu durumun gemilerin harbe hazırlığı üzerinde etkisi olduğu ifade edildi. Personelin çoğunlukla kötü çalışma koşulları, maddi yetersizlikler, görev tazminatlarını alamama gibi sebeplerle istifa ettiği belirtildi. İstifa oranlarının bu şekilde artması durumunda, Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nin birkaç yıl içinde görevlerini yürütmek için yeterli personel bulamayacağı ve sorumluluklarını yerine getiremeyeceği iddia edildi. Yunan medyasına göre, Kızıldeniz'de Husi saldırılarına karşı görev yürüten Yunan donanmasına ait gemiler zor zamanlar yaşıyor. Yunan donanmasının katılım sağladığı Kızıldeniz'deki çok uluslu görev gücü, Aspides operasyonu kapsamında bölgedeki ticari gemilere koruma sağlamaya devam ediyor. Operasyon kapsamında 4 Avrupa Birliği üyesi devletin fırkateyni bölgede bulunuyor ve 19 ülke operasyona farklı kapasitelerde katkıda bulunuyor. Yunanistan da bu süreçte Husilerin saldırılarından dolayı Yunan gemilerinin zarar gördüğünü belirterek, Avrupa Birliği ülkelerinin bölgede güvenliği sağlamak üzere başlattığı Aspides operasyonuna katılma kararı aldı. Bu kapsamda Hidra fırkateyni ile göreve katılım sağlayan Yunan donanması, Husi saldırılarına karşı ticari gemileri korumaya çalıştı. Yunan Genelkurmayı Hidra fırkateyninin görevinden dolayı memnuniyetini dile getirip başarılarından söz etse de 10 Haziran tarihli İdiseis haber sitesinin haberi, durumun pek iç açıcı olmadığını ortaya çıkardı. Yunan sitesi İdiseis'in bir mektuba dayandırdığı habere göre, Hidra'da görev alan denizciler görev süresi boyunca çok sayıda zor durum yaşadı ve personelin bir kısmı görevden sonra istifa etti. Geminin modernizasyon geçirmemesi nedeniyle silah sistemlerinin demode kaldığını belirten, personeller geminin saldırılara karşı savunmasız ve kör durumda olduğunu belirttiler. Mektuba göre fırkateyn, etkili bir İHA savar silah sistemine sahip değildi ve bu yüzden Husilerin insansız hava araçlarından kaçınmak durumunda kaldı. Fırkateyn, üstlerinde uçan insansız hava araç ağırlığını Falant Cıdı sistemiyle düşürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Gemideki özel kuvvetler personelleri de av tüfekleriyle ateş açtılar. Husiler tarafından atılan bir füzenin gemiden 150 metre uzaklıkta infilak ettiği ve bu olayın ardından gemi güçlü bir sarsıntı ve dalgalanmaya maruz kaldığı belirtildi. Füze saldırısının ardından Cubuti limanına dönen gemideki 10 personelin Yunanistan'a geri gönderilmek için dilekçe verdiği ve göreve devam etmeyi reddettikleri de iddia edildi. Geminin dönüşünün Temmuz ayında planlanmasına rağmen, Haziran ayında erken dönmesinin bu iddiaları güçlendirdiği belirtildi. Hidra fırkateyninin yerini ise Pısara fırkateyninin alacağı açıklandı.
Ancak Yunan medyasına göre Pısara fırkateyni de görev için yeterli harbe hazırlık oranına sahip değil. Hellas Ornal'in haberine göre ise Hidra'nın yerine gidecek olan Pısara fırkateynine modern bir İHA savar sistem kuruldu. Ancak fırkateynin yetersiz elektronik sistemleri bulunduğu için sistemlerin bir kısmı Hidra'dan çıkarılarak Pısara'ya yerleştirildi. Türk donanmasının Yunan donanmasına karşı gücü çeşitli faktörlere bağlı olarak değerlendirilebilir. Bu faktörler arasında gemi sayısı, teknolojik altyapı, personelin eğitimi, lojistik kapasite ve stratejik planlama yer almaktadır. Türk donanması, fırkateynler, korvetler, denizaltılar, hücum botlar ve yardımcı gemilerden oluşan çeşitli bir filo yapısına sahiptir. Yunan donanması da benzer bir yapıya sahip olsa da, gemi sayıları ve teknolojik özellikleri farklılık gösterebilir. Son yıllarda her iki ülke de filolarını modernize etmeye ve yeni gemiler eklemeye çalışmaktadır. Türk donanması, Aselsan, Roketsan ve Havelsan gibi yerli savunma sanayi firmaları ile işbirliği yaparak radar sistemleri, elektronik harp sistemleri ve güdümlü füzeler gibi ileri teknolojilere yatırım yapmaktadır. Bu durum, Türk donanmasının operasyonel kabiliyetlerini artırmaktadır. Yunan donanması da NATO ve AB üyesi olmanın avantajları ile modernizasyon çalışmalarına devam etmektedir. Türk Deniz Kuvvetleri, disiplinli ve iyi eğitimli personeliyle bilinmektedir. Deniz Harp Okulu ve diğer eğitim kurumları, subay ve assubayların modern deniz harp teknikleri konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır. Lojistik kapasite, deniz kuvvetlerinin uzun süreli operasyonlar yapabilme yeteneğini belirleyen önemli bir faktördür. Türk donanması, Marmara, Ege ve Akdeniz'de stratejik deniz üslerine sahiptir ve bu üsler, donanmanın etkin operasyonlar gerçekleştirmesine olanak tanır. Türk ve Yunan donanmaları arasında bir güç karşılaştırması yaparken, her iki ülkenin de deniz kuvvetlerine büyük önem verdiği ve sürekli olarak modernizasyon çalışmaları yürüttüğü göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak Türk donanmasının ezici bir üstünlüğe sahip olduğu açıktır.